Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı törenle kapılarını açtı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda yapılan açılışa Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yazarlar, öğrenciler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Eylül Fuarcılık Genel Müdürü Remzi Çayır, 6 yıldır gerçekleştirdikleri fuarı düzenliyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 6 yıldır organize ettiğimiz Denizli Büyükşehir Kitap Fuarı, farklı düşünceye sahip yazar, düşünür, entelektüelleri, herkesi burada bir arada yaşamanın gururlu heyecanını yaşıyoruz. Dilerim bu fuar geleneksel hale gelerek yıllar boyu devam eder. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kutluhan ise Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a bu önemli fuarı devam ettirilmesi ve Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami ve Külliyesi'nin altını Pamukkale Üniversitesi öğrencilerine yönelik hazırlanan kitap kafe için teşekkür ederek fuarın hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu noktada iki tane teşekkürümüz var. Bir tanesi bu fuarın devamını sağladığı için, diğeri de üniversitemiz Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi'nin altını kitap kafeye çevirip üniversite gençliğimizi yine kitapla buluşturuyor, kütüphaneye buluşturuyor. Onun için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 6.sını düzenledikleri fuarın hayırlara vesile olmasını diledi. Kitapla kitap severleri buluşturmak çok çok önemli. Kitabı ulaşımı kolaylaştırmak gerekiyor. Çocuklarımız, gençlerimiz, her yaşta olan insanımız arzu ettiği kitabı bulma noktasında bu fuarlar bir imkan. Fiyatlar noktasında da bir imkan. Onun için 6.sını gerçekleştiriyoruz ve her fuar etkinliğimiz bir öncekinden daha güçlü, daha yoğun oluyor, daha çok katılım oluyor. Hem ziyaretçi anlamda yoğunluk oluyor, aynı zamanda yayın evlerin katılım anlamında artışlar var. Bugün 238 yayın evi burada ve 216 yazarımız, şairimiz burada sevenleriyle buluşacak. Bazıları imza ile buluşacak, bazıları söyleşi ve konferanslarla buluşacaklar. Yani bu 10 gün boyunca Denizli'mizde kültür şöleni, kitap şöleni yaşanacak ve inşallah o bilgiyle, o eğitimle, aldığımız kültürle inşallah ülkemizi daha yarına, daha güzel taşımak için güç elde edeceğiz. Ve çocuklarımız istiyoruz ki daha donanımlı olsun, bizlerden daha başarılı olsun, ülkemizi yarınlara daha güçlü bir şekilde taşısınlar istiyoruz. Kendileri de mutlu olsunlar istiyoruz, başarılı olsunlar istiyoruz. Onun için bu kitap fuarımızın temelinde bu vardır. Tabii ki sadece fuar değil, aynı zamanda birçok eğitimle ilgili desteklerimiz, faaliyetlerimiz, kütüphaneler olsun, efendim bilgi evleri olsun, çocuklarımıza destek anlamında birçok gayret gösteriyoruz. Tabii Büyükşehir olarak ayrıca Denizli konulu olan, içinde Denizli geçen her yazarın kitabını biz ücretsiz bir şekilde basıyoruz. Şu anda Denizli ile ilgili 208 esere ulaştık. Her biri Denizli ile ilgili değişik konular. Onun için burada o yazarlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki yani bilenler bilmeyen bir olur mu? Olmaz. Bilmek gerekir. İlim Çin'de de olsa gidip almak gerekir. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün göstermiş olduğu o muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefine biz okuyarak, eğitimle, bilgimizi arttırarak ancak ulaşabiliriz. Bu noktada bu kitap fuarımızda muasır medeniyet seviyesine ulaşma noktasında Cumhuriyetimizin 100. yılında da ayrı bir anlam ifade ediyor. Onun için ben katkı sağlayan herkese, gelen yayın evlerimize, yazarlarımıza ve buraya ziyaret edici olan tüm vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, büyüklerimize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha da güçlenerek her yıl yapmaya devam edeceğiz. Şunu ben özellikle anne babalardan rica ediyorum. Çocuğunuzu hafta sonu elinden tutun. Bu hafta sonu kitap fuarına gelelim.
Diğer yerlere her zaman gidebiliyoruz. İmkan var. Ama bu hafta sonu parka değil, başka yerlere değil, çocuğumuzun elinden tutup kitap fuarına gelelim. Niçin? Bu kitap fuarı çocuğumuz kitapla temas etsin. Kitabı dokunsun, hissetsin, kokusunu alsın ve çocuğumuz o kitapla bütünleşsin. Onu istiyoruz. Onun için ben tüm anne babalardan bunu rica ediyorum. Mutlaka küçük büyük kitap ihtiyacınız vardır, yoktur, önemli değil. Gelip burada bu havayı teneffüs etmek, gözle o kitap şölenini yaşamak çok çok kıymetli. Ben herkesi davet ediyorum. Birçok talep var komşu illerden, biz gelebilir miyiz diye. Evet. Tabii ki nereden kim olursa olsun herkes buraya katılabilir. Kapılarımız herkese açık. Yeter ki okumak ve kitapla ilgili noktada buluşalım. Ve burada her fikirden, her bakış, farklı bakışlardan yayın evlerimiz var. Ve yazarlarımız gelecek. Hiçbir kısıtlama uygulamadan insanlarımız arzu ettiği, kendine göre arzu ettiği, sevdiği yazarlarla, kitaplarla buluşsun istedik. Bizim amacımız herhangi bir farklı yaklaşım değil, eğitime ve kitaba buluşturma insanlarımızı o yaklaşımla hareket ediyoruz. İnşallah bu fuarımız başarılı geçsin. Bu fuarımız başarılı geçerse yarınımız başarılı olur. Çocuklarımız başarılı olur. Bin yıllarca insanlık tarihinde bilgi birikimi var. Kaleme alınmış eserler var. Günümüzde de birçok eserler var. Bir insan hayatı bu eserler yazan tecrübeyi, bilgiyi ulaşmasını yetmez. Araştırarak bulmasını yetmez. Onun için bunlar böyle hazır alabileceğimiz güzellikler. Tabii ki kendimiz geliştireceğiz, kendimiz de bir şeyler üreteceğiz ama önce bir temelimizi sağlam yapmamız gerekiyor. Böyle güçlendirmemiz gerekiyor ki daha uzak hedeflere ulaşabilelim. Ben tekrar kitap fuarımız hayırlı olsun, uğurlu olsun. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun. Bizi izleyen herkes, haberimizi duyan herkes, Deniz'de kitap fuarı varmış diyen, bilgisi olan herkesi kayıtsız şartsız, hiçbir kural olmadan buraya davet ediyoruz. Buyursunlar, gelsinler, kendileri gelsinler, çocuklar varsa çocuklarıyla gelsinler. Gençler belki anne babalarını getirir. Hep anne babayı diyoruz ya, çocuklarınızı getirin diye. Bir de gençlere seslenir. Sevgili gençler anne babalarını da getirsinler. Onlar da burada bu havaya teneffüs etsinler. Ve 10 gün boyunca bu kitap şöleni, kültür şöleni devam edecek inşallah. Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Kitap Fuarı 13 Ekim'de kapılarını yoğun bir katılımla açmasının ardından hafta sonu birbirinden değerli şair ve yazarları ağırlayacak. Türkiye'nin en ünlü yazarları Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi fuar alanında imza günü ve söyleşilerle okurlarıyla buluşacak. Fuarla ilgili tam söyleşi, imza günleri ve diğer detaylara Denizli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların fuar alanına ulaşımı için de kolaylık sağlayacak. Bu kapsamda fuar süresince her gün saat 9'dan itibaren 2 saatte bir İstiklal Caddesi'ndeki eski kütüphane önü ve Pamukkale Üniversitesi KYK önünden, Adalet Parkı'ndan ise her gün saat 10'dan itibaren 2 saatte bir ücretsiz otobüsler kalkacak. Son servis ise saat 18'de hareket edecek. Bugün kitap fuarında buluştuk, öğrencilerimizi getirdik. Evet, öğrencilerimizle, öğretmen arkadaşlarımızla geldik 6. TÜYAP fuarına. Çok başarılı, çok güzel. İsmim Filiz Öner, Türkçe öğretmeniyim. Her yıl geliyoruz. Bu yıl da yine çok güzeldi. Çocuklarımızla birlikte gezdik, eğlendik. Devamını diliyoruz. Fuara katılım sağlayan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, İş İnsanı Halil Pekdemir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaver Dotaklı da mikrofonlarımıza fuarı değerlendirdi. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Gerçekten şöyle çocuklarımıza baktığımızda da cıvıl cıvıl maşallahları var. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin bilgiyle, ilimle, irfanla dolması noktasında da Büyükşehir Belediye'mizin böyle güzel bir hizmet olması bizleri de sevindiriyor. Geleceğimize yapılan bir yatırım. 6. fuarımız bu. İnşallah bundan sonra da bunların 60. ve 600. leri de denizimiz görür.
Burada emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan ve ekibine de çok çok teşekkür ediyoruz. Kitap tabii ki bir insanın yetişmesinde en büyük karakterin oturmasında ve bilgilerinin dağarcığında daha fazla düşünebilme ve ufkunun genişlemesine katkı sağlayan gerçekten de çok önemli bizim için. Dünyada sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da bizleri insan yapan değerlerin başında geliyor. Hep bizim de çocukluğumuzda her zaman şunu ifade etmişti ilkokul öğretmenimiz. Kalemin kılıçtan keskin olduğunu ifade etmiştir. Tabii ki burada bunun da amacı yani kalemden kasıt da bilgiyle, donanımla insanların diyalog halinde olmaları, anlaşabilmeleri ve konuşabilmelerini ve savaşı bitirebilmeleri başlamadan da kesebilmelerini aslında ifade etti. Bizler de o günden bu yana bizim de kitap dünyamızda da kendimizin fikir ve şahsiyetimizin ortaya çıkmasında önemli eserlerde bizler de okuduk. Özellikle burada işte Necip Fazıl Kısakürek'i ben rahmetle bir kez de anmak isterim. Rabbim bu memlekete hizmet etme gayesiyle milletimize, devletimize hizmet eden bütün yazarlarımıza, şairlerimizden de Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, hoş bulduk. Öncelikle bizi izleyen herkese buradan selam ve saygılarımı sunuyorum. 6.'sı düzenlenen kitap fuarının gerçekten Denizli'miz için büyük bir ivme. Hem Denizli insanımız hem çevre illerden katılımlar olarak 10 gün boyunca açık kalacak. Gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl küçüklerimiz burada, çocuklarımız burada, büyükler burada. Yani bu kitap fuarı hem gençlerimiz hem yeni yetişen, büyüyen çocuklarımız için çok önemli. Geçmişimiz, tarihimiz, burada ne ararsam var. Bütün kitaplarımız var. Ben gelip görmesi, buraya gelip görsünler, gelmeyenler mutlaka gelsin. Burada bu kitap fuarını Osman Zolan Başkanımız 6 yıl önce başlattı. Bugün 6.'sını yapıyor. Bu konuda çok kendisine de teşekkür ediyorum. Denizimiz için ve çevre illerimiz için, gerçekten ülkemiz için bu kitap fuarının burada yapılmış olması çok onur ve gurur duyuyorum. Çok güzel. Ben buraya gelen, gelecek olan bütün Denizlilerimize ve komşu ilden gerçekten gelip bu fuara görmelerini isterim. Ben başarılar diliyorum. Evet, Denizli Büyükşehir Belediye'mizin artık geleneksel hale getirmiş olduğu kitap fuarımız 6.'sı tertip ve düzenlendi. Çok anlamlı, çok güzel, çok faydalı hakikaten. Onun açılışını gerçekleştirdik az önce Sayın Valimizle, Büyükşehir Belediye'mizle, protokolle birlikte. Tabii fuarlar bu anlamda yazarlarla, öğrencilerle, okuyucuyla buluşma ve buluşturma anlamında önemli bir zemin, önemli bir mekan, önemli bir zamanlama. Tabii bizim Denizli Türklerinde rahmetli Özay Gönlüm'ün sık sık ifade ettiğimiz evlerinin önü bulgur kazanı. Herkes sever okuyanı yazanı. Kimse sevmez meyhanede gezeni diyor. Dolayısıyla insanların boş zaman geçireceği yerde, aylak aylak dolaşacağı yerde veya kötülüklerle Allah korusun ulaşacağı yerde o boşluk, biliyorsunuz tabiat boşluk kabul etmez. Dolu dolu vaktin geçirilmesi, dolu dolu hayatın yaşanması ve geleceğe miras bırakılması anlamında eser lazım. Okumak lazım, bilmek lazım ve bildirmek lazım. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayeti sırrınca da bu ilmin bu mahfillerde yazarlarla, okuyucuyla, çocuklarla buluşturulup geleceğe taşınması lazım, tevarüz ettirilip miras bırakılması lazım. Onun için kitap fuarı çok önemli diye düşünüyorum. Tabii ya 220'ye aşkın hem yayın evinin, 300'e yakın yazarın burada buluşuyor olması, Ege'nin en büyük kitap fuarı olması, Denizli'miz açısından, Milli Eğitim'deki bütün öğrencilerimiz açısından çok önemli. Bakın ortalık cıvıl cıvıl. Bu aslında bu seslerin geleceğe işareti, geleceğin seslenişi bu. Çocuklar evde, eğer burada vakit geçirirlerse bir anlam ifade edecek. O raflardaki kitapların, tozlu raflarında kitap tozunu, kitap kokusunu duyar ve hissederse bir anlam ifade edecek diyorum. Ben kitap fuarın çocuklarımıza, Denizli'mize, ilim irfan dünyamıza, kültür sanat dünyamıza, Denizli'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Evet, 2017'de başlayan bu serüven her geçen gün artarak devam etti. Bugün 6.'sını düzenlediğimiz kitap fuarı bütün hakikaten öğrencilerin cıvıl cıvıl coşkusuyla başladı. Konuşmalardan sonra artık fuarımız açıldı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 238 yayın evi, 216 yazar burada kitaplarını imzalayacak, söyleşilerde bulunacak, konferanslarda bulunacak. 10 gün boyunca Denizli kültürle buluşacak, kültürle boğuşacak.
bizi izleyen sizlerin ekranları vasıtasıyla sesleniyorum. Bu kitaba, konferansa, söyleşiye, yazara ilgisi olan varsa hepsinin kapılarımız ardına kadar açıktır. Buyursunlar, gelsinler. Her türlü farklı fraksiyondan yazarlar, yayın evleri burada mevcuttur. Mutlaka kendilerinin sevdiği bir kitapla, bir yazarla burada buluşabilecekler. Bizi izleyen bütün seyircilerimize mutlaka kitap fuarına bir zaman ayırmalarını istiyoruz. Bir şey almasalar bile kitabın kokusunu hissetsinler, kitapları baksınlar, o bile önemlidir yani. Bir asır önce toprakları, sonra zaman içerisinde tüm hakları gasp edilen Filistin'deki bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail tarafında bebek, çocuk, kadın, erkek demeden masum insanlar üzerinde bir katliam gerçekleştiriliyor. Sessizce ölmek ya da savaşarak ölmek dışında herhangi bir seçeneği bırakılmayan Filistin halkı ise topraklarını ve Mescid-i Aksa'yı korumak için var gücüyle direniyor. Bu manzara karşısında İsrail'in yaptığı soykırıma dur demek, hak davasında Filistin'in yanında durmak için harekete geçen sivil toplum kuruluşları, Milli İrade Platformu organizasyonu ile Büyük Filistin Yürüyüşü düzenliyor. Katılımcı sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine aileler ve çocukların da oyuncakları ile birlikte katılacakları yürüyüş, ikindi namazı sonrasında Beyazıt Meydanı'nda başlayacak. Ayasofya'ya kadar yürüyen topluluk burada akşam namazını kıldıktan sonra Filistin kardeşleri ve tüm şehitlerimiz için dualar edecek. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi ve Eyüp Sultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında miras rotası gezilerinden engelsiz rota gezisi 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü çerçevesinde Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde yapıldı. Biz de değerli Beyaz Baston Günü'nü kutlamak için bir belediyeyiz. Yandayız. Açılışı burada yapmak gerçekten çok güzel. Bir imar sınav hisseli. Kademeli bir yapıya sahip 26 taş merdivenle üst katı çıkıyoruz. Hem altta hem de üstte bizim medres havuzlarımız tutuluyor. Bunlar 29 tane. Eskiden ilme, ilfona hizmet eden bolular. Şimdi Deniz Başkanı'nın söylediği tarihi alanlar işlevsel kazandırdığına canlıdır. İlçe protokolü Eyüp Kaymakamı İhsan Kara, Eyüp Belediye Başkan Vekili Bayram Ali Özarslan ile birlikte görme engelli öğrenci ve öğretmenler rehber eşliğinde rotayı tamamladı. Etkinlik kapsamında kağıt atölyesi deneyimlendi, ardından Cafer Paşa Kent Belleği Merkezi'ne gidildi. Burası Eyüp Sultan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü. Ülkemizin görme engelli ortaokullarda tek okul müdürlüğüydüm. Şu anda şube müdürlüğü olarak görev yapıyorum. Beyaz baston bizim için bir insanın gözü nasılsa bizim için de baston öyle. Bütün hayatımızda yanımızdan ayırmadığımız iyi bir arkadaşımız, dostumuz, bize her zaman iyiliği geçen, yol gösteren, engelleri takılmamızı, çarpmamızı, düşmemizi engelleyen bir güvenlik aracı. Beyaz bastonumuz 15 Ekim Görme Engelliler Beyaz Baston Günü sebebiyle de burada toplanmış bulunmaktayız ve güzel bir projede de yer aldık. Ben katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Eyüp Sultan Belediye Başkan Vekilimiz Bayram Ali Özarslan Bey, siz de bu programa katıldınız. Neler söyleyeceksiniz? Bugün burada kıymetli dostlarımızdan bir arada olmak, işte Beyaz Baston'la alakalı bir program üretilmiş, bizleri de çağırdılar sağ olsun. Hayatın her anlamında yanlarında olduğumuz arkadaşlarımızla bugün de özel bir gün, 15 gün Beyaz Baston günü beraber olduk. İnşallah her zaman beraberiz zaten. Peki. Bağımsızlık bayrağı gibidir. Ben. Bu hadistir de aynı zamanda biliyorsunuz. İnsan kendi işini yapabilirse de kendisi yapsın diye. Bu baston sayesinde bir yerden bir yere gidebilmesi mümkün oluyor. Tabii bu da çok büyük bir imkan demek. Ayaklarınız sağlam, kollarınız sağlam, sadece gözünüz görmüyor ama yolu görmediği için gidemezseniz bu büyük bir sıkıntı. Baston sayesinde bu mümkün olabiliyor. Bastonun böyle bir fonksiyon olmakla beraber tabii başka sosyal hayata, iş hayatına da katılma imkanı da veriyor. Bu açıdan Beyaz Baston çok önemli. Mesela böyle bir günün Eyüp Sultan'da planlanarak
farkındalığının yükseltilmeye çalışması ve bunun bu şekilde Zalmahmut Paşa'daki bir etkinlikte gündeme gelmesi çok önemli bir şey. Biraz önce arkadaşımız aynı zamanda buraların anlamlarını da anlattı. Yani sadece bedenen gezmiş olmuyorsunuz. Böyle bir faaliyetle zihinsel olarak da anlam kazanıyor. Profesör Doğan Cüceloğlu rahmetli der ki, insan doğmadan önce çevresini merak eder, anlamlandırmaya başlar. Dolayısıyla buranın anlam kazanabilmesi ve doğru anlamla kazanabilmesi için de böyle bir rehberlik hizmeti de verildi. Bunun yanı sıra bu kağıt tecrübesi de bence çok güzel bir tecrübe. Biz şimdiye kadar hep kağıtı uzakta zannederdik. Bu kadar elimizin altında olabileceğini düşünememiştik. Ayrı bir şaheser. Bunlar için de yeniden görebilme fırsatı bulduğum için de teşekkür ediyorum. Kısacası şunu söylemek lazım. Eyüp Sultan şu mesajı verdi bize. Belediye olarak, bu etkinlikle, kaymakamlığımız olarak şu mesajı aldık. Biz herkesin belediyesiyiz. Herkesin kaymakamlıyız. Bizim için engelli, engelsiz, görme engelli, görme engelli olmayan diye bir ayrım yok. Herkesin hayatın içine katılabilmesi, hayatın içinde var olabilmesi ve kendini değiştirmek zorunda kalmadan var olup, utanmadan, çekinmeden sistemin içine girebilmesini istiyoruz mesaj aldık. Bu da hem insan olarak çok onur verici bir durum, hem de bir vatandaş olarak Eyüp Sultan sakin olarak da gurur duyduğum bir hadise oldu. Çok teşekkür ederim. Sayın Kaymakamım, siz neler söylersiniz bu önemli güne dair? Şimdi tabii Beyaz Baston görme engelli insanlarımızı özgürleştiren bir şey. Sayın Vekilimizin de vurguladığı gibi. Bunu her zaman dile getirmek gerekir. Engellilerin herhangi bir mekanda kapalı kalmasını önlemek zorundayız. Çünkü kapalı kalmak insanların yaşamının önemli bir kısmından vazgeçmesi anlamına gelir. Hiç kimsenin hiçbir yerde kapalı kalmasını istemiyoruz. Herkesin özgür iradesiyle, kendi bireyselliğiyle karar vererek yaşamasını ve her şeye ulaşımını istiyoruz. Ulaşılabilirlik bizim için çok önemli bir şey. Bunu sağlamak üzere yapılan bütün faaliyetler bence çok yararlıdır. Ben Sayın Vekilimizin ve arkadaşlarımızın katılımıyla düzenlenen Beyaz Baston Farkındalık Günü'nün emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kağıt yapımını ben de görme fırsatı buldum ve gerçekten Sayın Vekilimiz de çok güzel bir kağıt yaptı. Sanıyorum üzerine güzel şeyler de yazacak. Hiçbir şey engel değil. Engel olan aslında insanın kendi içindeki prangalardır. Onu söküp atması lazım. O söküp atma faaliyetinin önemli araçlarından biri de Beyaz Baston'dur. Ben bütün engelli kardeşlerimi selamlıyorum. Hiçbir engelin olmadığını bilmelerini istiyorum. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerdeki afet konutlarının ve köy evlerinin yapımını sürdürüyor. Köy evlerinin hafif çelikten yapılacak olması afetzede vatandaşları memnun etti. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz cuma deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm şurasından öne çıkan sonuç ve tavsiyeleri kamuoyuyla paylaştı. Şuradaki tavsiyeleri dikkate alarak köy evlerinin hafif çelikten yapılacağını dile getiren Bakan Özhaseki, afetzede vatandaşların köy evlerinin çelikten yapılacak olmasından duydukları memnuniyeti anlatan bir videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde yapımı tamamlanan teslim ettikleri ve yapımına başladıkları ile birlikte 143.271 köy evi inşa edeceklerini belirtti. Bir an önce vatandaşın evlerine kavuşturulması adına demir, çelik yapılması bence yerinde. Bu yeni çelik evler daha mantıklı, daha uygun, daha da iyi olur bence. Çelik daha sağlam olur ve hızlı bir şekilde yapılır. Çelik yapılır daha güzel olur yani, ne kadar hızlı olursa. Deprem yaşadığımız için çelik olduğu zaman daha rahat uyuyacaksın çünkü bu yıkılmayacak. İYİ Parti Manisa İl Başkan Danışmanlığı Manisa Şehzadeler İlçe Koordinatörlüğü, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Denetim Kurulu Başkanlığı ve çeşitli spor kulüplerinde yöneticilik yapan Ahmet Karadağ'ın Şehzadelerden İYİ Parti'nin belediye başkan aday adayı olması bekleniyordu.
Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ile birlikte Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret eden Ahmet Karadağ'dan beklenen adaylık açıklaması geldi. Ahmet Karadağ, 2024 yılı yerel seçimlerinde Manisa Şehzadeler Belediye Başkanlığı'na İyi Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı. İyi Parti Manisa İl Başkanı Zafer İksir ve İyi Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Çelik birer konuşma yaparak adaylığını açıklayan Ahmet Karadağ'ı tebrik etti. Değerli dostlarım, teşkilatımızın kıymetli mensupları, üzerimde emeğiniz çok. Sizlerin de bende hatrı çok büyük, bunu herkes iyi bilir. Bugün birlikte bir yola çıkıyoruz. Bugün bizleri göreve davet eden değerli hemşehrilerimin çağrısına icabet ederek bir ve beraber olarak yola çıkıyoruz. Geleceğin şehrini nefes alan şehzadeleri, çiftçisiyle, işçisiyle, emeklisiyle, memuruyla, kadınlarıyla, çocuklarıyla yüzü gülen şehzadeleri, yıl boyu kazanan insanların yaşamak için can atacağı şehzadeleri kurmak için yola çıkıyoruz. Kardeşiniz Ahmet olarak, bizim Ahmet olarak, Ahmet Karadağ olarak sizlere geldim. Bütün samimiyetim ve gücümle sizlerin emrinde olacağım. Burası Şehzadeler, gerçek Manisa. Asırlardır bizlere yurt olan, memleket olan, Saruhan Sancağı olan kadim şehir. Manisa'mızdan kimler geldi, kimler geçti? Bugüne kadar bu şehirde taş üstüne taş koyan her bir hemşerimizden Allah razı olsun. Bizim geçmişle, geçmiştekilerle problemimiz veya böyle bir gündemimiz yok. Biz eskinin devamı değil, yeninin başlangıcı olmak istiyoruz. Başımız Elif gibi dimdik. Biz ileriye bakıyoruz. Bizim tek gündemimiz, tek derdimiz gerçek Manisa Şehzadeler. Heyecanlıyız. Gecemizi gündüzümüze katarak hazırlanıyoruz. Çıktığımız halka hizmet yolunda Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Bu yolda yorulmak nedir bilmeyeceğimize, sıkılmadan canla başla çalışacağımıza, samimiyetimizi yitirmeyeceğimize, siz değerli partililerimizin ve siz değerli hemşehrilerimin huzurunda kendim ve yol arkadaşlarım adına söz veriyorum. Kıymetli hemşehrilerim, dersimize iyi çalıştık. Allah kısmet eder, hemşehrilerimiz emanet görevini bizlere verirse, seçim gününün sabahından itibaren adım adım yapacağımız projelerimiz hazır. Mahalle başkanlarımız bugün tam kadro burada. Mahalle mahalle sorunlarımızı biliyoruz ve merak etmeyin, çözümleri de hazırlıyoruz. Şehzadelerin sorunlarını iyi bilen bir kardeşiniz olarak sadece memleketi sevmek yetmez, sorun çözmek yetmez dedik. Daha güzel, daha refah, daha yaşanır şehzadeler için tam zamanlı çalışarak hazırlandık. Şehrimizin sesi olan sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlarımızla, mahalle başkanlarımızla yakından çalıştık. Ne diyor Yunus Emre? Nasipse olur ama zorlamadan da olmaz. Çünkü kader gayrete aşıktır. İlçemizin kaderine terk edilmişliğini değiştirmek için bunca gayrette bana eşlik eden çalışma arkadaşlarıma, siz değerli hemşehrilerim önünde teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun kardeşlerim. Değerli hemşehrilerim, rahat olun. Ben bu memleketin evladıyım. 67 mahallesini de iyi bilirim. Hemşehrilerimi iyi tanırım. Gün geldi halay çektik, gün geldi harman dalı oynadık. Karşılıklı çay içtik, dertleştik. Bu süreçte sizlerin desteğinden aldığım cesaretle dürüst ticareti kendine ilke edinmiş, sorumluluk almayı ve memleketim için, hemşehrilerim için hizmet etmeyi ilke edinmiş bir kardeşiniz olarak şehzadeleri hak ettiği yere getirmek için dava arkadaşlarımla beraber bu yola çıktık. Yola çıktık da ne yaptık derseniz, ilk önce yerel yönetimler üzerine yüksek lisansımızı tamamladık. Daha sonra yerel yönetimlerde, kamu kurum kuruluşlarında görevler aldık. Sonrasında aldığımız eğitim ve edindiğimiz tecrübelere dayanarak şehzadeleri ekonomide,
eğitimde, sağlıkta, tarımda, teknolojide, şehir planlamasında daha ileriye götürmek için, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışkan ekiplerimizi bir araya getirdik ve birçok alanda uygulanabilir projeler ürettik. Burada dikkat ettiğimiz en önemli husus liyakat. Tekrar söylüyorum. Liyakat. Eğer hemşehrilerimin teveccühüyle göreve gelirsem, benim sizlere vereceğim söz şudur. Sadakat ve itaati değil, liyakat ve kabiliyeti esas alacağız. Birleştireceğiz, bir olacağız, beraber olacağız. Biz sevginin dilini konuşacağız. Altını çizerek söylüyorum ve her daim bu sözlerimin arkasında olacağım. Bizimle işinin ehli olanlar yol yürüyor ve yürüyecek. Bizimle sebepsiz zenginleşmek isteyenler değil, Manisa halkı kazansın diye devletin faydasını gözeterek alın teri dökenler yol yürüyecek. Bizimle rantçılar değil, bilim ve teknolojiyi kullanarak üretim odaklı çalışan ve memlekete katma değer sağlayanlar yol yürüyecek. Bizimle kendi çıkarlarını düşünenler değil, milletin malını kul hakkı olarak görenler ve bu malı kendi malıymış gibi koruyanlar yol yürüyecek. Kısacası bizimle üretken, çalışkan, şeffaf ve manevi değerlerimize saygılı olanlar yol yürüyecek. Kıymetli hemşehrilerim, Cennet Mekan Gazi Mustafa Kemal Atatürk memleket yönetimiyle ilgili şu ifadede bulunuyor. Millete efendilik yoktur, hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Sizlerden bir ricam var değerli hemşehrilerim. Bize yapacağımız işlerde hesap sorun. Biz de seve seve hesap verelim. Biz bağıra çağıra değil, adam gibi şeffaf bir yönetim anlayışıyla memlekete durmadan hizmet edeceğiz. Kıymetli hemşehrilerim, Rabbim şahit ki iyilikten, güzellikten, memleketten başka düşüncemiz yok. Sizlerin gönüllerine, hayır dualarına talip olduğumuz bu yolda biz kazanacağız. Birlikte kazanacağız. Şehzadeler kazanacak. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah razı olsun. Hepinizin ayağına, koluna sağlık. Allah razı olsun. Ben de sizler değilim. Hepinizden Allah razı olsun. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile birlikte Kars İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden projeleri inceledi. Kars Valisi Ziya Polat ve Milletvekili Adem Çalkın, Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan Köyü yolunda silindirlerle sıkıştırılmış beton yöntemiyle yapılan 4 kilometrelik yolda incelemelerde bulundu. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade ederek çalışanları tebrik etti. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise köy yollarını asfaltlama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor dedi. Tohum dağıtımı yaptık. Hem de Karahan'da özel idaremiz marifetiyle yapılan yolu inceledik. Tabii biliyorsunuz bizim dönemimizde köylerimize ciddi anlamda yollar yapılmaya başlandı. 381 köyümüzün hemen hemen %80'inin grup yollarını bitirdik. Umut ediyoruz birkaç yıl içerisinde beton asfaltsız köy yolumuz kalmayacak. Bunu davet ediyoruz Allah'ın izniyle. Tabii köy içi parkeler olsun, yine taziye evler olsun. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Milletimizin hizmetindeyiz, hizmetkarıyız. Hizmetinde ve hizmetkar olmaya da devam edeceğiz inşallah. Teşekkür ederiz. Evet değerli arkadaşlar, şu anda Kuyucak'tayız. Yanımızda Kuyucak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çömden Bey var. Aydın iline bağlı Kuyucak ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çömden'i World Türk Haber ekibi makamında ziyaret etti.
Bir önceki başkan Metin Ertürk'ün milletvekili adaylığı için bıraktığı başkanlık koltuğuna geçen Çömden bugüne kadar yapılmış olan projeleri anlattı. 2023 genel seçimlerinde başkanımız milletvekili adaylığı için istifa etti. Mart ayının 23'ünden bu tarafa da belediye başkanlığı görevini devraldık, yürütüyoruz. Sayın Başkanım, Metin Bey'i biliyoruz, Metin Başkan'ı biliyoruz. Yaptığı işleri biliyoruz. Ondan sonra siz de bayağı burada bir şeyler yaptınız. Evet. Hem onları bize biraz söylerseniz. Tabii biz 2014 yılından 2023 yılına kadar Kuyucak'ta vatandaşlarımızın, mahallelerdeki vatandaşlarımızın ihtiyacı olan hizmetlerin birçoğunu gerçekleştirdi başkanımız. Tabii bir duayen bir insan. Bu işin bilgesi. Çok güzel yatırımlara imza atıldı o dönemde. Tabii Başkan Bey görevde bıraktıktan sonra da biz de yarım kalan işler devam ediyor. Rutin işlerimiz var, devam ediyor. Bu arada iki tane büyük projemiz var Kuyucak merkezde. Bir Cumhuriyet alanının iki katlı otopark ve üstünün yeniden düzenlenmesi projesi. Bir de hizmet binamız, çok eski bir bina. Şu an çok ilçemize belki de yakışmayan bir bina görümünde. Onun projeleri hazırlanıyor. İller Bankası kredisiyle onların müracaatları yapıldı. Fakat son olan bu 6 Şubat'taki depremden sonra değişiklikler oldu. Kod farkından dolayı bir fore kazık işi çıktı. Ondan dolayı biraz projeler aksadı. Onlar bittiğinde de Kuyucak merkezdeki bu iki tane büyük projeyi hayata geçirmeye için çalışacağız gene süre el verirse. Bu arada Kurtuluş Mahallemiz var, eski beldemiz. Orada bir tane mesire alanımız vardı. Orada yeniden orada şu an Bağut itibariyle çalışmaları başlattık. Yeniden düzenlemesini yapacağız. Orada bir tane kır düğün salonu. Vatandaşlarımızın oturup kalkabileceği yazın bilhassa yüksek rakımlı bir yer. Orada yazın sıcaklığından korunacak, rahatlıkla ailelerle çocuklarına oturabileceği bir alan yaratacağız. Bu arada Yamalak mahallemizde pazar yerimiz vardı orada. Onun önünde bir düzenlememiz vardı. Onu bitirdik. İnşallah onu da önümüzdeki haftalarda şu an her şeyiyle hazır. Sadece yapılan çimlendirme olayı var. Onların bir düzene oturmasını bekliyoruz. Orası da önümüzdeki Aralık ayı gibi falan vatandaşlarımız hizmetine sunacağız. Diğer işlerimiz devam ediyor. Yani bilhassa bizim gençlere çok önem verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Onların bir spor kulübümüz var. Belki 8-10 branşta faaliyet gösteriyor Kuyucak Belediye Spor. Aydın genelinde nüfusu baktığımızda, sporcunun yüzdesine baktığımda Aydın'da il birincisi bir ilçeyiz. Yani Kuyucak sporun ilçesi oldu. Gençlerimiz de bizi her türlü yarışmalarda memnun ediyorlar, birincilikleri getiriyorlar. Biz kendilerine destek olmaya devam ediyoruz. Bunun dışında önümüzdeki günlerde kültür evimiz var burada, bitmiş durumda. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında, 23'ünde başlayan 100. yıl haftasında da oranın açılışını gerçekleştireceğiz. Ona da vatandaşlarımızın hizmetini sunacağız. Amacımız Kuyuca, bu kadar güzel hizmetlerin yapıldığı mahalleleriyle, merkeziyle beraber. Yani biz iddia ediyorum, ben her zaman söylüyorum, çekinmiyorum. Yani hiçbir belediyeyle mukayese etmiyoruz hizmet anlamında, yapılan eserler anlamında. Yani başkalarının 50 yılda yapamayacağı hizmetleri şu geçtiğimiz 9,5 yılda Sayın Başkanımızın döneminde birçok eserimizi bitirdik. Vatandaşlarımızın rahat bir ortamda yaşaması, gençlerimiz rahat ortamlarda spor yapması anlamında, yüzme havuzundan tutun tenis kortuna, voleybol, basket sahalarına kadar her türlü hizmetimizi mahalle ve ilçe merkezinde gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefimiz tekrar gene bu ilçemizdeki ihtiyacı olan yatırımları gerçekleştirmek. Bunun için sabah akşam çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de seçimlerde, tabii partimiz kime adayı gösterir, kim bu görevi layık olursa, bu görev gene AK Partili bir belediye başkanında devam ederse, biz Kuyucak'ta geçmişte olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da AK Belediyeciliğin en güzel hizmetlerini ilçemiz ve mahallelerde vermeye devam edeceğiz. Hedefimiz tabii bu kadar güzel eser yapıldı. Şimdi kültür evimizin açılışı var. Onu yaptıktan sonra inşallah burada da bir turizm yolu oluşturacağız. Burada işte Kuyucak'ta Millet Bahçesi Kültür Evimizin ziyareti. Arkasından Kuyucak merkezde bir restorasyonu biten camimiz var. Çobanisa mahallemizde biten camimiz var restorasyonu. Artı
herkesin bildiği yani Aydın'ın Uludağı denen Belenova var. Evet. Oraya giderken de Kayra mahallemiz içinden geçiyoruz. Eski Kayra olarak tarihi bir yer. Orada bir tane camimiz var. Oradan da Belenova tarafına yapıp yani ilçemizi de Türkiye'de turizmin yapıldığı, ziyaretlerin yapıldığı bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Şimdi böyle deyince başkanım benim de aklıma şey geldi. Mesela doğa turizmi, evet. Yürüyüş turizmi. Evet. Bunda biliyorsun son günlerde çok moda oldu. Evet. Bu da yapılabilir herhalde. Orada daha önce biz bunu gerçekleştirdik birkaç kere yani şöyle yukarıda uçurtma şenliği yaptık. Yürüme bayramı etkinlikleri yapmıştık geçmişte. Orada bizim tabii yaylalarımız var. Yakın bizim şimdi ilçemizin en yüksek yeri 1300 metre, 1700 metrede yaylalarımız var. Hedefimiz o eğer bu tür bir TURSAP'la işbirliği yaparak bu turizm şeyini ekleyebilirsek bu alana, bu güzergahı. Orada da bu yaylalara olan yerlere bu ATV tipi motorlarla onları düzenleyip yani hem ilçemizin merkezinde hem de yukarıdaki yüksek kotlu olan mahallelerimizi bir canlılık getirip oralarda da harekete geçirmek istiyoruz. Çünkü bizim şöyle bir şey var. Üst kottaki yani mahallelerimiz rakım olarak çok verimli yerler. Yani sadece ormanın olduğu değil, işte yeşilliğin olduğu değil, her türlü zebzenin yetiştirilebildiği, kestanesinden cevizine, cevizinden işte kirazına kadar, elmasına kadar her türlü meyve ve zebze çeşidi yetiştiriliyor vatandaşlarımız tarafından. İnsanlarımız çalışkan, onlar çalışıyor. Mahsulleri de güzel para ediyor son yıllarda. Oralarda maddi anlamda çok bu fırsatları değerlendirirler. Çalışkan insanlar. Yani köylerimiz bizim çok değerli. Evet. Her anlamda. İnsanlarımız çalışkan. Tabii bunu tanıtıp oradaki insanlarımızı yerinde bu işleri yaptırabilmek hedefimiz. Bu iş için oralarda çalışan ticaret erbabı arkadaşlarımız var. Kestane işletmesi var. Kirazı orada alımı. Artı son 5-6 yıldır özellikle yani bizde meşhurdur işte Atça'nın çileği, Sultanhisar'ın çileği. Çilek yetiştirici ön planı çıktı. Daha serin havada, daha güzel, daha doğal çilekler yetişiyor. Bu insanlarımızın oradaki ürünlerin değerlendirilmesi aşamasında da bu tür şeyler yaparsak onların da önünü açmış olacağız. Erzincan'da tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi kapsamında 1300 çiftçiye 14 bin dekar alanda ekimi yapılmak üzere 349 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtımı töreni düzenlendi. Törene Erzincan Valisi Doçent Doktor Hamza Aydoğdu, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, kurum amirleri ve Erzincanlı çiftçiler katıldı. Türkiye genelinde Tarım Bakanlığımızın çeşitli branşlarda, çeşitli ziraat konumlarda yapmış olduğu tarımsal desteklemeler, destekleme fonundan yapılan tohum ve diğer desteklerden çiftçilere büyük bir menfaat sağlamaktadırlar. Bu menfaati sağlayan başta Sayın Reis Cumhurumuz olmak üzere Tarım Bakanlığımız ve tarımla ilgili kurum ve kuruluşlar ilgili mensupları ve emeği geçen memurlara, görevlilere, çiftçiler adına teşekkür ederim. Vali Hamza Aydoğdu ve Milletvekili Süleyman Karaman bir konuşma yaptı. Bugüne kadar 1586 ton tohum dağıtıldı. Ve 1 milyon 550 bin de sebze ve sebze fidesi dağıtıldı. Bugün de 349 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtacağız. Hepinizin bildiği gibi Erzincan tarım, hayvancılık ve tarıma dayalı hayvancılık ve sanayi ile kalkınacak. Onun için biz çiftçilerimize ve de yetiştiricilerimize ve de tarımla uğraşan herkese çok önem veriyoruz. Sayın Valim, öncelikle şehrimize tekrar hoş geldiniz. Son dönemde yaptığınız çalışmaları takip ediyoruz ve bunun için de teşekkür ediyoruz. Ancak bir şeyi daha iyi bilmenizi istiyorum. Bu da biliyorsunuz bir pandemi yaşadık ve ülkemizde çok büyük sıkıntılarla karşılaştık. Ama bizim çiftçilerimiz, Erzincanlı çiftçiler hem Cumhurbaşkanımızın davetine uyarak ki
ekilmeyen yer kalmasın dedi ve Erzincan Allah'a şükür ekilmeyen yer bırakmıyor. Bunun için teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, bugün burada Erzincan'ın tarihini, kültürünü ve doğasını yansıtan bu verimli topraklarda ilimizin tarımsal kalkınmasına dair önemli bir projeyi hayata geçirmek için bir araya geldik. Bu vesileyle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. TAKEP yani tarım alanlarının kullanımının etkinleştirilmesi projesi hem toprağımızın kıymetini anlamamız açısından hem de bilinçli bir şekilde ekim yapılması açısından çok önemli. 81 ilimizde bu uygulanıyor, doğrudur. Fakat Erzincan'da uygulanmasının şöyle bir güzelliği var. Uykusunda olan, ekilmeyi bekleyen topraklarımızı uyandırmak, bu toprakları sessizce bize daha ne kadar bereket sunabileceğini bütün vatandaşlarımıza göstermek için bu proje hayata geçiriliyor. Bu proje 81 ilde uygulansa da Erzincan'ın benzersiz bir toprak çeşitliliği var. Çünkü Erzincan tarih boyunca tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olmuş. Bu topraklarda ekilen her tohum bereketle sonuçlanmıştır. TAKEP'le birlikte bu geleneği modern tarım yöntemleriyle birleştirerek Erzincan'ın tarımsal potansiyeli ortaya çıkacaktır. Erzincan'ın gelişimine katkıda sunmak amacıyla bu projenin yanı sıra sulama sistemlerinden, toprak analizlerine, tarım eğitimlerinden, yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar birçok güzel yatırımlar yapılmış. Bu yatırımlardan dolayı Sayın Başbakanımıza, milletvekillerimize huzurunuzda gerçekten çok teşekkür ediyorum. İstanbul Beylikdüzü Belediyesi artan enflasyon karşısında belediye emekçilerinin hak kaybına uğramaması için DİSK Genel İş Sendikası ile ek protokol imzaladı. Hazırlanan ek protokolle birlikte belediye şirket çalışanlarının günlük yemeğlerinde %25, yemek ücretlerinde ise %60 oranına zam yapıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık imza töreninde yaptığı konuşmada, hak edenin hakkını alacağı bir düzeni inşallah hep birlikte inşa edeceğiz ifadelerini kullandı. DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise, üretiyor, çalışıyor ve insanca yaşayacak bir ücret talep ediyoruz şeklinde konuştu. Türkiye üretiminde 3. sırada yer alan Denizli'de uygun iklim özellikleri sayesinde üzüm üretim merkezi haline gelen Çal ilçesindeki bağlarda devam eden hasat da sona gelindi. Çal ilçesinde gerçekleştirilen son üzüm hasadına Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Çal Kaymakamı Mert Cang'a, İşletme Müdürü Selma Süren, İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü personelleriyle üreticiler katıldı. Türkiye'de üzüm üretiminde 3. sırada yer alan Denizli'de 2022 yılı TÜİK verilerine göre 32.474 hektar alanda 282.663 ton ürün elde edildi. Denizli'de bağcılığın merkezi olan Çal'da ise 15.170 hektar alanda 83.572 ton ürünün hasadı yapıldı. Denizli'de üzüm yetiştiriciliği uygun iklim, arazi, toprak yapısına göre ağırlıklı olarak Çal, Buldan, Honaz, Baklan ve Güney ilçelerinde yapılıyor. Bölgenin iklim ve toprak yapısı üzüm üretimine uygun özellik taşıdığından bölgede yetiştirilen ürünler ihracat kalitesinde oluyor. Çal ilçesinde en fazla çal karası çeşidi üretimi yapılıyor. İlçede üretimi yapılan diğer çeşitler ise sultane çekirdeksiz öküz gözü, boğaz kere, kalecik karası, sirah, gabarnet ve merlot çeşitlerinden oluşuyor. Çal ilçesinde kurutmalık üzüm üretim alanı 3500 hektar. Sofralık üzüm üretim alanı ise 2060 hektar olarak kayıtlarda yer aldı. Denizli'de yıllık 50 bin ton işletim kapasitesiyle toplam 18 adet üretim tesisi bulunurken bunun 9 tanesi Çal ilçesinde yer alıyor.
İşletme Müdürü Selma Süren, üretici ve işletmeci olan Abdullah Bulut, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar ve Çal Kaymakamı Mert Canga hasat etkinliğinde konuştu. Çal üzümle bağdaşlaşmış, üzümle bütünleşmiş bir ilçemiz. İlçemizin her yerinde girdiğiniz andan itibaren sağında, solunda her yerde üzüm bağlarıyla karşılaşmanız mümkün. Bu sene maalesef ki mildiyo hastalığına üzüm bağlarımız yakalandı. Bununla alakalı tüm tedbirleri almış olmamıza rağmen verimde biraz düşüş oldu. Bu süreçte İl Tarım Müdürlüğümüzle önümüzdeki süreçte bu tarz hastalıklara yakalanmamamız için de elimizden geleni ardına koymayacağız. Bu konuda da İl Tarım Müdürümüz gerçekten çok ilgili. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Üzüm ve bağ konusunda ilimiz Türkiye'de 3. sırada bulunmakta. Hem sofralık, hem sanayilik, hem de kurutmalık üzüm konusunda önemli bir yer almakta ülkemizde. Bugün üreticilerimizle beraber bir araya geldik. Tabii bu yıl yağışların uzun süre sürmesinden dolayı rekoltede bir düşüş söz konusu. Ama üreticimiz ürünlerin yeteri kadar piyasada değer kazanmasından dolayı mutlular, huzurlular. Üreticilerimizin bugün çalışmalarına ortak olduk. Onlara omuz verdik. Ve onlarla beraber hasadımıza katıldık. Denizli ilinin Çal ilçesindeyiz. Ben üreticiyim Abdullah Bulut. Bu bölgemizde farklı ürün denemeleri yaptık. Crimson bağındayız. Crimson ürettik. Manisa Ovası'nın üzümlerine göre daha iyi sonuçlar aldık burada. Yayla üzüm özelliğini taşıyor Crimson. Verim olarak gayet iyiyiz. Topraklarımızdaki potasyum yüksekliğinden dolayı çok lezzetli ve havanın yayla havası olması, serin olması dolayısıyla çok gevrek bir üzüm yapısı elde ediyoruz. Tane yapısı olarak 17-18 kalibrelere ulaşabildik burada. Yine buna paralel olarak Thompson üzüm bağlarımız var. Çok iyi sonuçlar aldık. Bölgemizde kuru tarım tabir ettiğimiz susuz üretim yapılmaktadır. Ama biz kısmi olarak bir damlama sulama sistemiyle üretimimizi destekliyoruz. Bütün üreticilerimize tavsiye ediyorum. Ben Selma Süren, Çal Hüseyinler Mahallesi'nde yer alan üzüm işleme fabrikasının işletme müdürüyüm. Çal'da yapılan bağcılık uygulamaları çok geçmiş dönemlerden bugüne kadar üreticilerin gelir kapısı olan bir üretim aslında burada bağcılık. Bağcılıkta şaraplık, işte sirkelik, sofralık, kurutmalık ve ihracatlık, hani bu şekilde işlenmiş ürün olarak birçok hani çeşidini burada üretip satabiliyoruz. Aslında Çallıların yıllardır gelir kapısı olan üzüm çok önemlidir. Bu kentte yaşayan tüm canlılardan sorumluyum diyerek göreve gelen ve ilk icraatı olarak Kuşadası sahilinde yıllardır faaliyet gösteren faytonları kaldıran Başkan Ömer Günel, kentin patili sakinleri olarak gördüğü hayvanlar için yeni projeler üretmeyi sürdürüyor. 4,5 yıllık görev süresi boyunca kente kazandırdığı can dostlar defin alanı, haybulans araçları, kedi köpek evleri, mamamatikler, suluklar, köpek eğitim parkları ile tüm Türkiye'de hayvanseverlerin takdirini kazanan Başkan Ömer Günel, Kuşadası Evcil Hayvan Bakım Merkezi'nin koşullarını her geçen gün çok daha iyi bir duruma getiriyor. Alt ve üst yapısı bütünüyle yenilenerek tedavileri ve nakahat evreleri süren hayvanların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda konuk edilebilmeleri için gerekli tüm malzemelerin büyük bir özen ve estetik anlayışıyla yapıldığı Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, yeni eklenen teşhis ve tedavi olanakları ile dikkat çekiyor. Kuşadası Belediyesi tarafından Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde başlatılan yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla konuk edilen can dostlar için çok daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturuldu. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında altyapısı bütünüyle yenilenen merkezdeki hayvanların kaldığı padoklar onarılarak sayıları arttırıldı. Alanda yer alan padok, merkez binası ve kedi tedavi ünitesinin bakım ve onarım işlemlerini tamamlayan ekipler gölgeliklerin sayısını da arttırdı. Ayrıca merkeze at ve eşekler için bir bölüm daha eklendi. Merkezde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından başta çocuklar olmak üzere hayvansever kent sakinlerinin rehabilite edilen kedi ve köpekleri de dahil keyifli bir ortamda vakit geçirmesine olanak sağlayacak şekilde çevre ve peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi.
Her yıl binlerce kedi ve köpeği tedavi ederek hayatlarını kurtaran Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, yenilenen alt ve üst yapısı kadar her geçen gün iyileştirilen tıbbi olanakları ile de tam donanımlı bir hayvan hastanesi olarak hizmet vermeye başladı. Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne hoş geldiniz. Başkanımız geldiği günden itibaren burada çok büyük bir çalışma başlattı ve bütün eksiklerimizi tamamladı. En son park bahçe ve tasarım ekibimiz buraya girerek burayı rehabilitasyon merkezinden çok bir yaşam merkezi haline getirdi. Şimdi haftanın 7 günü vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Buradaki hayvanların sevgiye ihtiyacı var, özel ilgiye ihtiyacı var. Herkesi bekliyoruz. Aynı zamanda 7/24 izleyebileceğiniz web sayfamızdan canlı yayınımız vardır. Her poda müzik sistemi koyduk. Her padokta köpeklerimiz, kedilerimiz tedavi görürken hafif bir müzik dinliyor. Bunun sebebi şu: geldikleri zaman bir kaygı ve endişe içerisinde oluyorlar ve tedavi görürken tabii ki de doğal olarak sokakta yaşadıkları için stres oluyorlar. Bunu önlemek için hafif bir müzikle streslerini, kaygılarını alıyoruz. Gayet güzel, çok güzel. Zaten kamerayla da izleyebilirsiniz falan diye sürekli belediye duyuruyor. O bir güven veriyor. Geliyoruz. Gözleri kötü olmuştu bugün de bir kedilerin. Onları getirdik. Sokak hayvanlarını getiriyoruz daha çok. Rehabilitasyon merkezimize yeni katılan bazı cihazlarımız var. Teknolojik açıdan kendimizi teknik anlamda daha geliştirdiğimizi düşünüyorum bu cihazlarla. Eskiden dışarıdan hizmet alarak yaptığımız bazı işleri artık bünyemize kattığımız yeni cihazlar sayesinde daha kolay ve donanımlı bir şekilde yapmaya başladık. Bu yanımda gördükleriniz yoğun bakım ünitelerimiz, yoğun bakım kabinlerimiz daha çok yavru hayvanlarda ya da hipotermiye girmiş ağır hasta hayvanlarda kullandığımız nebulizatörlü, oksijen destekli, ilaç destekli, sıcaklık ve nem ayarı olan cihazlarımızdır. Görüntüleme ünitemiz kuruldu. Kan sayım cihazımız kuruldu. Hemogram cihazı dediğimiz. Kan sayım cihazımızda da hastalık ve bazı kan değerlerinin düşük veya yüksek olması bakımından analiz ediyoruz. Ve hastalık hakkında bize bilgi veriyor. En azından fikir veriyor. Görüntüleme ünitemizle de ortopedik açıdan veya yumuşak dokularda, karın boşluğunda ve görebildiğimiz, elimizden geldiğince bakabildiğimiz her şeyde bize yardımcı olan bir görüntüleme ünitemiz de kuruldu. Yeni ameliyat masalarımız, yeni sterilizatörümüz, yeni setlerimiz, ortopedi setlerimiz, her şeyi bize yeniden, yeni bir sayfa açtık burada. Yılı aşkın süredir matbaacılık ve ambalaj sektörlerine hizmet eden İşcan Dış Ticaret Makine Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na katıldı. İşcan Makine Yönetim Kurulu Başkanı Tuğran İşcan, fuarı ve projelerini World Türk mikrofonlarına değerlendirdi. Valla bu ambalaj fuarını şu ana kadar gelmemiş arkadaşlar mutlaka gelsinler. Biz bu fuarda şu anda makine tedarikçisi bakımından en üst seviyede katıldık. İki ayrı sınıfta hatırı sayılır derecede büyüklükte ve ağırlıkta ve miktar olarak bayağı bu makinelerle katıldık. Yani biz bu fuara önem verdik. Bütün izleyicilerimizin bu fuara gelip izlemesini ve özellikle Tartın ve Oluklu grubundaysanız İşcan'a gelmenizi tavsiye ediyorum. Çok önemli teknolojik makinelerle çok kısa zamanda çok hızlı sonuçlar. Tabii şimdi bizim makineler ise yenileri getiren, yenilikleri getiren, yani hep aynı makineye getirip de aynı makineye koyamayın. Fuarların bir özelliği de insanlar ne var, neler var, ne gibi yenilikler var. Biz kendi sektörümüzde öncülük yapmaya yaklaşık 30 sene önce başladık. Halen bu öncülük vazifemizi, görevimizi yerine getirdik. Hayırlı olsun. Ülkemize katma değer kazandıran makine sistemi ülkemize ve uluslararası derece alıcı olarak size başarılar. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Bu fuarın en büyük özelliği. Yani Türkiye'deki konuyla ilgili arkadaşların haricinde
yurt dışı imkanlarının çok yoğun olması, yani yurt dışı insanların çok fazla. Yani ben yurt dışı gelmişler, fuar organizasyonunun bakımından tebrik etmek lazım. Biz de ülkemize katkı veren herkese buradan başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun. Avrasya Ambalaj Fuarı 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Büyükçekmece İstanbul'daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Fuara katılan 50 yılı aşkın süredir baskı sektörüne hizmet veren Matset Matbaa ve Yaman Baskı Makineleri yöneticileri fuarı ve çalışmalarını WorldTürk mikrofonlarına değerlendirdi. Sektöründe makine, teçhizat, takım, tezgahlar neler daha etkili bir fuar. Biz de onu bilmiyoruz. Zaten buraya da anlayacağım.